Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün 23 Mayıs, Arife günündeyiz. Yarın Ramazan bayramını idrak edeceğiz. Allah nasip kısmet ederse. Son bir aydır Ramazan'ı oldukça sıcak bir ortamda geçirdik. Bir şekilde kazasız belasız bitirdik. İnşallah Ramazan bayramından sonraki hafta, yani Haziran'ın birinde ikisinde tahmin ediyoruz, sezon açılacak ve yerli misafirler ağırlık bu sene turistler gelecek otellere. Tabii otellerin bir kısmı açılacak. Küçük, irili ufaklı küçük otellerin açılacağını ben düşünmüyorum. Büyük otellerden de 3-4 tane otel zinciri olan otellerin bir kısmını eleyecekler. Bir kısmıyla sezonu bitirmeye çalışacaklar. Çünkü otellerin doluluk oranı zaten normal sezonda da %80-90'ı geçmiyor. Kaldı ki bu sene Avrupa'dan ve Rusya'dan turistler belki Temmuz'un sonunu bulur gelmeleri. Dolayısıyla bu gelseler bile Eylül'de okullar açılacağı için geri dönecekler. Aileli turistler, misafirler. Bu 3 ayı, 4 ayı yerli turistlerle, yerli misafirlerle bu açığı kapatmaya çalışacaklar duyduğumuza göre. Bizler de ne yapıyoruz? İşte 3-4 günü zaten karantina var. Önümüzdeki 3 gün. Otel bünyesinden dışarı çıkamıyoruz. Karantinadan sonraki hafta sonu misafirler gelmeye başlayacak. Allah kısmet ederse. Bizler de bekliyoruz artık. Hakikaten 4-5 aydır, hatta 6 aydır sağa sola çıkamıyoruz, gidemiyoruz. İnsan yüzü görmüyoruz hakikaten. Geçen sene Mayıs aylarında falan buralar ana baba günüydü tabii. Çarşı pazar oldukça yoğun bir şekilde. Yani kulübede oturduğumu ben Mayıs ayında değil, Nisan ayında bile kulübede oturamazdık. Sürekli ayaktayız. İşte sahilden kaçak girişler olur. Diğer otellerden vesaire. Veya parti düzenlerdik. Mesela bu sene sezon açılsaydı 6-7 tane konser vardı otelin bünyesinde. Yani haftada 2 konser eder. Bizler hem mesaiye kalıyoruz hem de konserlerde korumalık, işte güvenlik. Bir kısmı arkadaşımız sahilde havai fişeklerin etrafında güvenlik şeridi çeker, orada bekler. Bir kısmı soyunma kabininde, bir kısmı işte misafirlerin sahneye yakın bölümünde dururlar. Vesaire böyle yoğun bir şekilde, atraksiyon bir şekilde geçiyordu ama bu sene yatış pozisyonundayız. Tabii kendi içimizde bir yoğunluğumuz var ama dediğim gibi alıştığımız tarzda bir formatta gitmiyor bu sene. Neyse, diyeceğim şu: İnşallah bayram ayından sonra, bayram haftasından sonra Kemer'in diğer ilçelerindeki otellerden o hem size video çekmeyi hem de çalışabileceğiniz otelleri anlatmaya çalışacağım. Kemer dediğimiz Antalya'nın ilçelerinden bir tanesi. Çok büyük bir nüfusu yok. 45 bin, 46 bin nüfuslu ilçeleriyle beraber. Fakat otel potansiyel anlamında güvenlik camiasındaki arkadaşların gidip başvurup da çalışabileceği güzel oteller var. Bir önceki videomda, yanılmıyorsam ya birkaç önceki videomda söylemiştim. Takipçi kardeşim de oradan yorum yapmıştı bana. Yani yüz yüze görüşmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Elinize yine bir CV'niz, çalışmanız, yani geçmişe dönük güven şirketlerinde olsun ya başka projelerde çalışmışsanız ufaktan bir CV'niz olsun. Kenara not edin veya bir A4 kağıdını işte internet kafeden çıkartmış olun. Ama yine de yüz yüze görüşeceksiniz. Ben bunu detaylı anlatacağım sizlere. Kendinizi güzel ifade edin. Güzelce giyinin, gelin. Ayağınızı terlikle, kırmızı tişört, altınızda kahverengi kot pantolonla paçoz paçoz gelmeyin arkadaşlar. Bazen, yani ben bunlarla da karşılaştığım için kusura bakmayın, böyle örnek veriyorum. Ben kendim ana kapıdayken böyle bir tipte arkadaşlar güvenlik olsun ya başka bir departmanda çalışmak için geldiğinde ben şutluyorum, göndermiyorum arkadaşlar. Yani içeri almıyorum daha doğrusu. Dolayısıyla biraz tip, kıyafet, düzgün duruş, bunlar önemli. İleride inşallah bunları videolar çekerek anlatmaya çalışacağım. Buradan şunu demek istiyorum. Şimdi Kemer'in nüfusu, kuru nüfusu 4000-5000 civarında. İlçelerinde 10.000, 7.000, 5.000'lik nüfuslu ilçeler var. İşte Tekirova mesela 5.000 nüfuslu, Göynük 10.000, Beldebi aynı şekilde 7.000 nüfuslu. Hem yabancı hem Türkiye'nin kendi yerli otelleri var. Buralardan her mahallenin, her mahalleye ayrı ayrı videolar çekmeyi düşünüyorum. Kemer'in içerisinde, yani şu anda hep Kemer bahsettiğim, Kemer dediğim yer küçük bir yer. Alanı büyük de nüfusu küçük. Otel potansiyeli merkez olarak çok fazla otel yok. Yani buradan saysam işte Barut Otel'dir, Kristal Aura'dır, 3-4 tane veya işte Öz Kaymak Otel'dir. Sizin çalışabileceğiniz güvenlik sektöründe 3'ü 4'ü geçmez. Buna da sezonluktur. Muhtemelen kendi kadroları da vardır. Askıya almışlardır. Sizin sezon açılımını çağırırlar. Buradaki şeyiniz
Ya buradaki şansınız az. Ama diğer işte Tekirova'dır, Beldibi'dir, Göynük'tü. Burada onlarca yüzlerce otel var. İnşallah her ilçeye, her mahalleye göre güzel videolar gelecek. Sizler de takip etmeyi ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın sevgili dostlar. Evet, çay saatimiz geçti. Lakin nöbeti de bitirdik. 10-15 dakika sonra nöbetimizi arkadaşımıza devredeceğiz. Buradan hem bayramdaki tatilde değerlendirmeniz ve tatil yaparken elinizin altında böyle bir video olsun. Arkadaşlarınıza mutlaka izletin, tavsiye edin. Evet sevgili dostlar. Ne diyelim? 5 dakikayı da yürüdük. Buradan Antalya'dan sizlere saygılar, sevgiler sunuyorum. Ailenizle, çocuğunuzdan kazasız belasız bayramlar diliyorum arkadaşlar. Videoları takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.